E, geldik Trabzonspor Fenerbahçe. E, gel, abi, ya gelelim fasulyenin faydalarına diye ya, topla bak. gel diyorsun. Topla evet. gel. Şimdi neden bak ben, ben diyorsun ya sen bana her zaman seni seni izleyenler seni çok açık sözlü, dobra bir adam olduğun için seviyorlar. A Apo abi diyorsun değil mi bana? Evet. İşte ben açık sözlüyüm. Niye geç diyorum? Abi geç. Niçin geç? Evet güzel maç. Kasımpaşa Sivas maçı. Değil mi? Harika bir maç oldu. Hangi televizyon kanalında, hangi spor programında konuşulur. Buyur abi. YouTube, Yok. YouTube'daki spor kanalları da dahil. Özetten bir tane gol seçilir. Ne hmm. güzel gol diye o izlenir. Bravo. TRT Spor'da, A Spor'da, B Spor'da, bizim Beyaz Futbol'da, e, öbür futbol programlarında veya YouTube kanallarında. O... Kasımpaşa-Sivas maçı ne kadar? Antalya-Hatay ne maçı? Giresun maçı. Süper maçta olsa kim konuşur ne konuşur. Konuşmazlar. Tamam mı? Anca bir sert kırmızı kart vardır. Ya ayak yok kırılır. be abi ya. Hakeme bu... bir saldırı ya olur. Ya o bütün program bittikten sonra sonunda derler ki bak şu görü hakem çıkarıyorlar ya, hakem yorumcusu sonda pozisyonları. Hatay maçında da bu pozisyon var o kadar. Hatay ne oynadı? Taktiği neydi? Hiç konuşulur mu? Yok. Tır Anladın mı? Büyük takımların maçları. Konuşulmuyor mu kardeş? Tabii canım. E şimdi burada da sen ne güzel okuyorsun. Hatay Spor, Spor. Geç diyorum ben. Geç. Kimseyi küçümsediğinden değil. Piyasa bu. Olay bu. Gerçek Rey bu. yok hocam. E, yok. Gerçek bu. Yoksa Hatay, bunlar koca koca şehirler küçümsenir mi? Yok. Ama Türkiye'deki gerçek bu. Ama Trabzon-Fenerbahçe maçının maç öncesinden, tabii maçın ki, başladığı andan tabii oynandığı ki. andan arasından sonuna kadar konuş. Aynen öyle Beşiktaş'ın ki Antep'e gidiyor. Şimdi bak Cengiz hocam Trabzon-Fenerbahçe maçı maçında olay çıkar mı çıkmaz mı? Tribünlerde gerginlik olur mu olmaz mı? Fenerbahçe dönüşte problem yaşar mı yaşamaz mı ya kadar gidiyor? Ya onlar da var ama daha önce maçın sonucu ne olur? İlk kafada bu var. Yani maç nasıl biter diye. Sonuçta onun için ben teminki maçlara hani millet bizi seyredenler ya ne geç geç diyor. Evet geç geç doğruyu söylüyorum. Çünkü öyle oluyor. Türkiye'de öyle oluyor. Ben Hatay Giresun maçının analizini yapsam beni kim seyreder? Kimse televizyona bakmaz bile. Geç hemen kanal geç geç diyorum ya ben. Onlar da beni geçerler. Hemen elinde bir şey olan geç bu ne diye anlatırlar ya. Onun için Türkiye'deki gerçek bu. Biz de gerçeğe dönelim. Trabzonspor. Fenerbahçe maçı. Birçok şeye. Birçok şeye gebe bir maç. Birçok şeye. Ne gibi birçok şeye? Ligin 14. haftası oynanıyor. Oho! Günlük Gülistan. Daha günlük güneşlik değil mi? Günlük güneşlik. 14. hafta. Al Nibeyyan. Her yer günlük güneşlik. Kaç hafta kalıyor? Uh! Çok hafta var daha. Uh değil mi? Fakat. Fakat. Öyle bir maç ki. Öyle bir maç ki. Birçok şeyi belli edecek. Öyle bir maç ki birçok şeyi belli edecek. Birçok şeye etki edecek. Değil mi? Ne gibi diyeceksin mesela? Ne gibi Skorlarıyla. Evet, Mağlup he? olan takım yarıştan kopabilir. Aa, galip işte. olan takım havayı alabilir. Hayır, yani hayır. havayı alabilir derken havasını yakar. Ayıralım. Fenerbahçe mağlup olursa yarıştan falan kopma, kopmaz. Yani garip bana <laughs> kopmaz. Trabzonspor mağlup olursa yarıştan kopar. 6 puan geride. 29 puanı var Fenerbahçe'nin. 23 puanı var Trabzon'un yanılmıyorsam. Doruk yanılıyorsam doğru mu? Aferin doğru. Vay hafızaya bak. He. Yok abi yanılıyorum bazen puanlar kafanda falan. Kafanda Puan cetveli kafanda duruyor. 29 puan 23 puan. 6 puan fark var maç Trabzon'da oynanıyor. Fenerbahçe'nin kazandığını düşün. 32-23 oldu mu 9 puan? Galatasaray bana göre yüzde yüzde %1 milyon kazanacak. İstanbul's İstanbul Sporu yenecek evet. Yenecek. Galatasaray'da oldu mu 30 27'si var Galatasaray'ın 27'si var Galatasaray'da 30 oldu mu o da Trabzon'la puan farkını 7'ye çıkardı mı he Trabzonspor kendi sahasında Fener'e mağlup lider Fenerbahçe'nin 9 puan gerisine düşecek ikinci Galatasaray'ın 7 puan gerisine düşecek sonra <laughs> Trabzonspor İstanbul'a hem Galatasaray'a ligin ikinci yarısında hem Fenerbahçe'ye ikisine de deplasmana gelecek ve aradaki bu 9 7 puanları da kapatacak şampiyon olacak. Öyle mi? Matematiksel olarak var mı? Var. Ama yemezler. Matematik bir yerde yemez yani. Matematik Hatlar diyorsun. Tabii matematik bile işlemez. Çünkü her şey matematikle gitmez ondan sonra. O mağlubiyetin getirdiği yıkım, mental yıkım, şehirdeki yıkım oyuncularla hoca arasındaki bağ, yönetimle hoca arasındaki sorunlar, yerel basın, medya. Of 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 neler olur biliyorsun değil mi? Karışır. Ee, onun için bazı şeyler erken de bitebilir. Daha çok var. Evet, daha çok var. Ama Trabzon açısından galip gelirse tabii ki işte oraya da dönecek. O da ikinci senaryo. Trabzon kazanırsa 6 puanlık fark 3'e düşecek. Fener olacak Bayçen. sana 26 puan. Tabii ki 26 29 olacak. Aa. O zaman Galatasaray diyecek ki ben lider mi oluyorum? Oluyor zaten. Fenerbahçe inirse Galatasaray lider oluyor. 30 puana çıkmış. E, e, e Tabi. 20, 20, 24, 27, 30 27, oluyor. 30, 30 puanla lig lideri oluyor. 30 puanla lig lideri oluyor. Trabzon'la Fener arasında 3 puan. Trabzon'la lider Galatasaray arasında o zaman 4 puan oluyor. Trabzon Spor'da haftalar var. Allah at yapacak. Tamam. Yarışın tam içine tekrar dahil olacak. Bu sene de mi o sene derler? Tabii ki. Ve ve bak ne kadar önemli bir maç. Cumartesi günkü maç ne kadar önemli bir maç. Şimdi plağı tersine koyalım. Fenerbahçe galip dönüyor Trabzon'dan. Yine çok hafta var değil mi? Fenerbahçe büyük yol kat etmiş olacak ama. Büyük yol kat etmiş olacak. Niye? Bir kere Trabzon bence artık yarışın dışına itilecek. Trabzon'un bence ondan sonra şampiyon olma ihtimali Türkiye'ye İstanbul'un göbeğinin meteor düşme ihtimali kadar ne Taksim'e bir meteor düştü kocaman dev. Olma ihtimali var mı? Var. Ama yüzde binde kaçtır. Milyonda bir. Milyonda bir. bir. Trabzon'un da şampiyon olma ihtimali o kadardır. Eğer yenilirse Trabzon. O gitti mi? Gitti. Beşiktaş Antep maçı var. Maç Antep'te. Zor ben, deplasman. Ben bugün ben bugün 3 tane deplasman saydeseler gitmek istemedi. Adana Demirspor. Sivas. Korktum evet. Sivas, bir de bu Antep. Antep. Evet. Evet abi. Bu deplasmanlardan her zaman ürkeceksin. Her zaman ürkeceksin ve... Konya. geçmiş Geçmişe. Tabii ki Konya'da iyi takım. Konya'da iyi takım. Doğru. Fakat bakın ben şeylere dikkat ediyorum. istatistiklere Bu Antep takımı iç sahada... Üç Farklı büyükleri, oynuyor. Üç ya. büyükleri falan yeniyorlar. Evet abi. Yeniyorlar. Bayağı yeniyorlar. Ve çoğuna da şelme takıyorlar. Bak çok kritik. Beşiktaş mesela Allah korusun orada gel Allah korusun diyorum Beşiktaşları sevdiğim için. Kardeşlerim, oradan Beşiktaş'ın kazanamadan döndüğünü düşün. Sanki zaten sana baklava yollarlar. Zaten Beşik, söyleyeyim yani. Zaten Beşiktaş camiasına bakıyorum. Çok iddialı konuşmuyorlar. Yani taraftarın da çok umidi yok takıma bakıyorlar hazırlık maçlarına. E hocam bir sürü sıkıntı var gibi. Var gibi evet evet. Gezal geliyor gelecek mi? Bejogos geldi diye mutlular. Bravo. Bravo. Var. Bir de üstüne puan farkının açıldığını düşün. Fener kazanmış, sen Antep'te kazanamamışsın. Hocam zaten şu an 8. düşün işte. Daha bay geçmedi. Evet. Oo! Evet ne olacak? Ne olacak? Beşiktaş da yarış dışında kalır. Tamam mı kardeşim? Dolayısıyla Fenerbahçe ne olacak? 2 puan gerisinde tekrar Galatasaray ile baş başa kalır gibi bir durum olacak La Lig'in 14. haftasında. Peki Galatasaray 2 puan devam et Fenerbahçe kazandı o, o, ona göre konuşuyoruz. Yani ona göre konuşuyoruz. Fenerbahçe kazandı diye konuşuyoruz şu anda. Galatasaray kazanacak. 2 puanlık fark devam edecek mi? Edecek. Peki Galatasaray bundan rahatsız olmayacak mı? Mutlu mu olacak Galatasaray? Mutsuz olacak Trabzon Fenerbahçe kazanırsa. Neden? Puan farkı 2. Şu var. Şimdi Galatasaraylar ne bekliyor? Ne bekliyor sence Galatasaraylar? O yakalanan havadan eser kalmasın istiyor. Cesus futbolcu ilişkisi, taraftarın cesus sevgisi, seri galibiyetler arka arkaya gelir çok, mi? Çok çok derinlere indin doğru ama çok derin. Ben basit soruyorum basit şeyi düşün. Bu haftadan ne bekliyor Galatasaray serisi? Planında ne var? En kötü ihtimalle beraberlik. Bravo. Diyor ki maç berabere bile bitse puan puana geliyoruz. Trabzon yenerse ki büyük ihtimal yenebilir Değil mi? Olabilir. Lider oluyorum diyor. Şimdi bütün Galatasaraylar değil mi? 25-30 milyon kaç Galatasaraylı varsa herkes bu hafta diyor ki lider olma ihtimalimiz çok yüksek. Değil mi? Bu, çünkü en fena maçın gideceği, puan kaybedeceği Trabzon kaybederse İhtimali de sürpriz. En yüksek maç. Maç sürpriz bile değil. Kaybederse hiç sürpriz değil olabilir. Şimdi bütün Trabzon, Fener, Galatasaray camiası buna odaklanmış durumda. Ben İstanbul Sporu yeneceğim. Fenerbahçe puan kaybedecek. Hele yenilirse lider oluyorum. Bu olmazsa işte bir yıkımda Galatasaray'da olacak. Motivasyon yıkımı. Puan değil. Puanlar ayrı kalır Fener kazanırsa değil mi? Ama motivasyon kart düşecek. Yani gardı düşecek. Fenerbahçe'nin gardı niye düştü? 5 puan öndeydi değil mi? Bu araya 5 puan önde girebilirdi. Giresun'u yeneceğim diye bakıyordu. Değil mi? 5 puan gireceğim dedi. Giresun'a yenildi. Ne oldu Fenerbahçe? Hala lider ama o Giresun maçından önceki hava var mı camiada taraftarda? Yok. Ya. Şimdi bir Yok. endişe var. Yok. Evet ya Trabzon maçında kaybedersen var. Evet, Beklenen olmadı çünkü. Galatasaray'ın da beklediği olmazsa bu hafta onlarda da puan farkı 2'de kalsa bile Allah adamlara bak Trabzon'dan da gelip döndüler. Bunlar kime yenilecek kardeşim diye Galatasaray'da bile bir tedirginlik başlar. Ki Galatasaray iki hafta sonra bir de Saray şeye gelecek. Kadıköy'e, Fenerbahçe statına gelecek. Öyle değil mi? Bir derbi maçına da oraya gelecek Galatasaray. Yani bu Trabzon Hocam, maçını, maçı... Hocam ne maç olacak derdi? Tabii be. ki Trabzon maçının skoru bütün bunları etkileyecek. Bütün bu dört büyük takımın ruh halini etkileyecek. Kadıköy'e... Kim? Galatasaray Kadıköy'e lider gelirse... Gelsin olacak gelebilir. Gelebilir. Fenerbahçe'nin havası değişir mi? Yok. Değişmez. Ama derbiler her zaman derbi. Yani lider gelse bile ya puan bir puan falan önde gelecek. Yani büyük ihtimalle kalan maçlarda da büyük bir Trabzon'daki önümüzdeki haftalarda büyük bir sürpriz yaşanmazsa yani puan farkları hemen hemen aynı olacak yani. Öyle değil mi? Şimdi Galatasaray'ın Galatasaray abi Galatasaray'ın Galatasaray çünkü İstanbul Spor Maçı'ndan sonra deplasmanı var. Sivas mı? Bir yere zorlu bir deplasmana gidecek Galatasaray. Öyle bir şey Hemen var. bakarız hocam. Fenerbahçe'de iç sahada oynayacak. Kendi sahasında. Bak. Bunu da mı bildim? Bunu da mı bildim? Bak bunu da bildim. Yani Galatasaray İstanbul Spor'la başlayacak. İstanbul Spor Maçı'ndan sonra haftaya Sivas'a gidecek. O Sivas'a gittiğince Fenerbahçe iç sahada Hatay'la oynayacak. Büyük ihtimalle öyle biliyorum. Hatay'la oynayacak. Gördün mü? Yani Fenerbahçe'nin tekrar liderliği kaybetse bile yakalama ihtimali var. Bir hafta sonra. Fikstüre göre. Tabii ki. Dolayısıyla Fenerbahçe Galatasaray derbisine kimin lider çıkacağı çok önemli değil. Lider çıkan da oraya bir puan. İdamı Fenerbahçe o da iki puan önde belki çıkar. Onun dışında öyle büyük bir şey olmaz. Yine o tam bir yemece derbi olur. Tamam. O zaman büyük maça gelelim. Trabzonspor <laughs> Fenerbahçe maçında. Evet. Trabzonspor şimdi kupada Vişça'yı oynatmıyor. Denşvili oynatmıyor. Dancefield, Hafif sakatlıkları var diye. Yok Dancefield bayağı sakat oynamayacak. Burukan Tokyoz şey. oynamıyor biliyorsun. O zaten. O Uğurcan o. Çakır gribal enfeksiyon dolayısıyla oynamadı kupada. Geç o iki tane Novaljin, bir Aspirin. Hoppa. Hop yok. sonrasında şeye gribal. mi saklıyor? Fenerbahçe maçına mı saklıyor? E, tabii ki ne olacak yani? Grip tabii ki. E Fenerbahçe'de sakatlıklar? Pedro zaten öyle veya böyle. Abi Fenerbahçe'de sakattık falan yok abi boş geç. her haliyle falan. hazır mı takım ya? Yani? Yok yani sakat kim kim? Pedro sakat. Zaten Pedro sakat değil Pedro. Oynama ihtimali var mı? Şu anda. Yok. Yani yok. Ya en fazla sonradan oyuna girer, değil mi? Onun için ben onu sakatlık saymam. Zaten Fenerbahçe'de sakatlandığı zaman endişe edilecek Kaçın. Dur bakalım. Ferdi. İki oyuncu var bence. Zalai, Serdar Aziz. yok, evet. o yok, Serdar Aziz de değil. Yok abi yok. Niye ya? ya Zalai, Gustavo Emre koyuna. Serdar Aziz'in çok oturduğu maç biliyorum ben. Luan Perez ile iyileşmiş. Stoper. Anladın mı? Ferdi. Sakatsa Fenerbahçe'de bir panik olabilir. Tamam mı? Crespo. Kaleci Altay. O kadar. Yok be abi Crespo. Ya Crespo çok iyi olsa bile. Crespo oynamadığı zaman kim? Eyvah der ya. Aro. Aro söylüyorum sana Crespo yok tamam mı? İsmail Yüksek. Aro İsmail Yüksek. Ha? Ya da Ar ya Zays. Aro o İsmail Yüksek. Hepsi olur. Aro Mert Hakan. Oldu hocam. E, oldu zaten hem de ne maçlarda? Ren maçlarında o. Ne zorlu maçlarda değil mi? Crespo'nun oynamadığı ne zorlu maçlar var. Onun için Fenerbahçe'de diyorum o sakat bu sakat. Fenerbahçe'nin diğer takımlardan avantajı bu. Fenerbahçe'nin ideal bir 11'i yok. Oynayan oynamayan arasında da büyük farklar yok. Pedro yok. Ebaçua, King. E, Valencia Batcuai. Valencia King. Rossi Batcuai. Bir sürü. E ee, Can. al sakat. E olsun. Emre Mor iyileşti. Öyle değil mi? De. O sayı Samuel yok. Olsun Ferdi var sağ bek. Sol Ferdi oynuyordu, sakatlandı. Eksik ama Aleoski'ye atıyorsun. Falan filan anlatabiliyor muyum? Ferdi'yi her yere koyuyorsun zaten. Evet, hocam. Ferdi oynamazsa evet. Takımın enerjisi de düşebilir. Hem mevki olarak hem takım için bütün enerji düşebilir. Büyük bir enerji veriyor takım. Onun dışında Fenerbahçe oynamadığında karalar bağlayacak bir tane oyuncusu yok. Ama Galatasaray öyle mi? Galatasaray öyle mi abi? Yok. He? Galatasaray bak bir tek Mustaray oynamasın Galatasaray bir tuhaf oluyor. Bir tek Galatasaray oynamasın. Bu arada Fenerbahçe'de kalede de Altay yok belki. Bir fancan olabilir. Dedim ya işte Altay Ferdi konuşulabilir. Fener'de eksik olduğu zaman hani tedirgin olabileceğin iki oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Başka ne yani? Dolayısıyla Fenerbahçe o konuda çok iyi. Trabzonspor'un eksikleri Viska geri dönüyor. Densfil yokmuş galiba onu sakatlığı biraz sürecek. Densfil oynamayacak. Viska'nın dönmesi Trabzon adına çok şey olumlu bir şey. Ama Trabzonspor bu maçta kadro ağır. Yani kadro önemli değil. Trabzonspor bu maçı kazanırsa duygularla kazanacak. Tribün inanılmaz bir atmosfer olacak. İnanılmaz bir seyirci baskısı olacak. Trabzonsporlu oyuncular inanılmaz motive olacaklar. Çünkü benim temin anlattığımı onlar bilmiyor mu? Ben bilinmeyen bir şey mi anlattım? Yenildiklerinde artık bu işte hiç şanslarının kalmayacağını Trabzonlu oyuncu benim kadar bilmiyor mu? Benden daha iyi biliyor. Bu duygularla maç oynayacaklar. Üst düzey motivasyon, üst düzey seyirci katkısı böyle bir maç oynayacak. Onun için Trabzon'da şu eksik, bu eksik. Çok bu maçta etkilemez. Trabzon'da düğümü çözebilecek isim var mı hocam? Aklına gelen. Çok var ya. Bakasetas. Gününde ise Trazege. Sakatlığı geçip iyileşmiş bir Viska. Canidi. bunlar her an her İyi şeyi. Uğurcan. Ya kaleci Uğurcan. Yani kaleci Uğurcan'a öyle korkunç top geleceğini falan düşünmüyorum. Etkili etkili ataklar olacak falan filan ama. Daha çok Trabzon adına skoru değiştirebilecek oyuncuları bahsediyorum ben. Bu oyuncular skor değiştirmeye hepsi yatkın oyuncular. Santrafor kötü de olsa diyorlar hani formda değil. Max Comex, o Max Gomez, o ne o çocuk Türk Kasımpaşa'dan aldıkları Eren Santrafor. Yok kim? Santrafor, Santrafor. Umut Bozok. Umut Bozok. Umut Bozok. Bunlar her an skor değiştirecek, skor, skor yapabilecek oyuncular. Bakasetası var. Firikiyi tehlikeli, Traceginin çalımları. Vizkeyi anlatmaya gerek yok. Yani Trabzonspor'da oyunu değiştirecek Abdülkadir Ömür'ü. Öyle değil mi? Yusuf Yazıcısı. Yani bunlar her an bir şey yapıp maç alıp maç kurtarabilecek oyuncular. Dolayısıyla bu maçta o eksik bu eksik falan olmaz. Hayati bir maç oynanacak. Daha çok Trabzon açısında. Fenerbahçe en fazla kaybeder. En fazla kaybeder. Liderin bir puan arkasında yine 14. hafta hiçbir şeyini kaybetmemiş olur. Ama Hava ve moral kaybeder Fenerbahçe. Hava ve moral kaybeder. Sonra toparlar diyorsun. Tabii ki. Çünkü bir sürü avantajı var. O bir bir de bunları bu işlerden etkilenmeyecek bir hocası var. Bak bu işlerden etkilenmeyecek bir hocası var. Dede. Mesela içeride Giresun mağlubiyetinde takımın başında İsmail Kartal ve o tip bir hoca olsaydı daha büyük fırtına kopardı. Bak daha büyük fırtına kopardı. İçeride Giresun'a yeniliyorsun. Büyük bir hayal kırıklığı. 5 puan önde araya girecekken Dünya Kupası arasına 2 Mike puan yürümez bu işe dönerdi. Dönerdi. Başlayacak dedikodular. Bu aykut Aykut Kocaman'la olmaz bu A, işe bana, kadar evet, giderdi. Evet öyle bir antrenör olsaydı iki puan önde lider bitirmene rağmen bu arayı kulüp bir daha çalkantılar çok büyük olurdu. Jesus var hiç yani öyle biraz ha ne oluyoruz falan diyor o kadar. Bu işleri toparlayacak kurt bir teknik direktörü var Fenerbahçe'nin. Anlatabiliyor muyum? O yüzden çok avantajlı yani. Onun için Fenerbahçe, Trabzon'a göre biraz daha maça rahat başlayacak. Daha rahat. Yani en fazla bir puan geride liderliği kaybeder. O kadar. Çünkü Trabzon'un kaybederse Trabzon, ka Trabzon seneyi kaybeder. Anladın daha mı? 14. haftada. Kay Kaybedeceği çok olan insandan korkacaksın. Hayatta var ya. En çok ben öyle insanlardan korkarım. Biraz köşeye sıkışmış gibi o zaman. Evet abi. Adam var ya her şeyini kaybedecek. E, tehlikeli olur öyle insanlar. Her şeyi kaybedecek. O takım tehlikeli olur. Ama keyifli bir maç mı olur? Yoksa gergin. garanti bir maç diye böyle orta sahada ya, geçen bir ya, maç mı olur? Gergin bir maç olacak bir kere. Gergin bir maç kırmızı olacak. Kırmızı mı kırmızı mı çıkacak? Gergin olabilir. Gergin çıkır. Gergin bir maç olacak. Çünkü bir kere otomatikman maçın ismi gergin zaten. Trabzon Fener gergin. Gergin maç. İsim isim Allah gergin. Allah hakemin yardımcısı Tabii olsun. Tabii ki hocam. maçın ismi gergin. Yani gergin bir maç. Maçın ismi bile Bak, Derbi değil, haftanın yani, gergini. Gö geriliyorsun ha bak ben söylerken bile. Trabzon Fener nerede maç? Abi ne akerde? Ayi. Gergin maç. Ürperti geliyor. Abi gergin maç yani. Gergin. Gergin bir maç olacak.